Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize de karşınızda Misafir Klan Savaşları serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Feral Kings klanındayız. Ve 7 tane üçlük seçtim sizler için. Farklı ordularla atılmış köy binası 13 üçlükleri. Son savaşları efsane geçti arkadaşlar. Rakip de 90 yıldız attı. Feral Kings de 90 yıldız attı. Yeni kurulan bir klan. Köy binası 13 full köyler var. Hemen savaş gününü diyoruz. Hemen şöyle bakalım. İlk savaşları 82 yıldız, 68 yıldız bitmiş. 90'a 90 biten savaştan 7 tane üçlük tekrar izleteceğim sizler için. İkinci köye geçiş yapıyoruz. Daha sık Misafir Klan Savaşları serisi videosu gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakarak düşüncelerinizi yazmayı, güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından da geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimler açmanız yeterli olacaktır. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Samehunt hesabıyla Furkan'ın 66 üçlük. Ejder süper minyon saldırısı. Trek Zeppelin'i gönderiyor. Ardından klon, öfke. Elektro ve balonları klonladı o noktada. Darma duman etti o noktayı. Kaya saçarı cehennem kulesini indirdi. Rakip kraliyet şampiyonunu da indirdi. Kelle avcılarını da indirmeyi başarıyor elektro ejder. Güzel bir temizlik yaptı. Ardından yavaştan bir balon bir ejder koridor oluşturuyor kendine. Kral, balonlar, ejderler savaşa dahil edildiler. Peşlerinde süper minyonlar. Hemen girişte bir öfke bir takviyesi. Rakip kraliçeye doğru ilerliyor ordu. 4 buzu daha var. Kraliçeyi hala göndermedi. Kralın gücü de kullanıldı. Dışarısı bayağı bir temizlendi. Süper minyonlar merkezde indiriyorlar. Kraliçe de savaşa dahil edildi. Kraliçe de alt köşeyi temizliyor şu anda. Büyük korucunun gücü hala duruyor. Kraliçe şampiyonu da gönderilmedi henüz. Belediye binasına bir buz takviyesi. Belediye binasına yaklaşırken hemen bir öfke buz takviyesi ardından. Büyük korucunun gücünü de kullandı Furkan. Güzel bir şekilde ilerletiyor orduyu. Belediye binasından da kurtulmayı başardı. 3 buz büyüsü var hala. Kraliyet şampiyonu şimdi savaşa dahil edildi. Üst taraftan doğru. Hava savunmasına hemen bir buz büyüsü takviyesi. Kraliyet şampiyonun gücünü de kullanıyor. 2 buz büyüsü var hala. Bir tanesi fail gitti. Zaten hava savunması inmişti. Son buz büyüsünü de cehennem kulesine göndermeyi tercih etti. Artık havaya vurabilen son savunma okçu kulesi kalıyor. Geri kalan işlem temizlik. Güzel bir ejder balon süper minyon saldırısıyla başlangıcı yapmış olduk. Furkan'ı tebrik ediyoruz. Hemen ikinci saldırıyla devam edelim. 6. köye İmparator Umut hesabıyla atılan üçlük. Tazı balon kombinasyonu kraliçe yürüyüşü ile birlikte 5 yıldırım bir depremi var. Hemen kaya saçarın birini indiriyor orada X'e ile birlikte. Hava savunmasını da indirdi. Hemen balonlarını gönderdi okçu kulesine. Ardından bebeğlerini gönderdi koridora çor kraliçesine. Yürütmeye başladı. Bebeğler sağ taraf temizleyecek. Kraliçe sol taraftan doğru ilerleyişini sürdürecek. Rakip kara kızı indirecek oradan. Kraliçe sol köşeden kralını gönderdi. Hemen bir süper bombacı mülayim gönderdi o noktada. Girişi güzel bir şekilde açtı. Rakip kraliyet şampiyonunu indiriyor. Kraliçe yürüyüşüne seri bir şekilde devam etsin diye kralın gücü de kullanıldı. Kraliçe direkt içeriye doğru yönlendirilecek. X yayları kaya saçara doğru şu anda kraliçe yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Hemen bir öfke bir üst takviyesi daha gönderiyor o noktada. Ve ardından rakip klan kalesi de çıktı geliyor. Hemen süper minyonlara bir zehir bir buz büyüsü takviyesi yapıştırdı. Kraliçe yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Kraliyet şampiyonunu da gönderdi. Direkt tekli cehennem kulesine püskürtücü indirecek. Kalkanı direkt fırlattı. Ardından bir buz büyüsü gönderdi. Tekli cehennem kulesine rahat bir şekilde indirdi. Sağ taraftaki okçu kulesine
Gücü yetecek. Bakalım Kartal topu şu anda Kraliyet şampiyonuna vuruyor. Sol taraftan tazı balonlar merkez doğru ilerliyor. Peşinden Zeplin de gönderildi. Tazlar önde, balonlar arkada. Köpecikler temizliğe geçtiler. Rakip kraliçe de indirildi. O noktada Zeplin binaya doğru rahat bir şekilde ilerletildi. Zeplin'in içinden çıkan balonlar ejderler binayı daha seri bir şekilde indiriyorlar. Son öfke büyüsünü balonlara kullandı. Balonlar son kalan savunmalara doğru ilerliyor. Etraf temizliğinde köpecikler, minyonlar temizlemeye devam ediyorlar. Tekli Cehennem Kulesi'ne şimdi kraliçe yetişti. Son bir okçu kulesi, son iki okçu kulesi, iki Tesla kaldı. Sol taraftan ok Tesla'ları kraliçe temizliyor. Sağ taraftaki okçu kulelerini ejder ve balonlar indiriyor. Son minyonunu da gönderdi. Seri bir şekilde temizlik yaparak buradan da çıkış yapmış. Ejder Gıdımcan'da savaşın sonunu getirmeyi başarmış. Güzel bir taz balon üçlüğü de buradan izlemiş olduk. Hemen bir sonraki saldırıya geçiş yapalım hızlı bir şekilde. 12. köy hızlı 1453 hesabıyla atılan üçlük. Yıldırım depremlerle direkt kaleye indiriyor. Kartal topundan da kurtuldu. Yine bir taz balon saldırısı. Bu sefer yürüyüşlü ordu değil. Direkt buz golemini tanklıyor. Kral kraliçesi sağ solu koridoru temizledi. Süper bombacı girişteki duvarda açtı. Orada rakip krala yaklaşır yaklaşmaz hemen bir kelle avcısı takviyesi gönderdi. Seri bir şekilde rakip kral indiriliyor. Ardından rakip kraliçeye geçiş yapıyorlar. Sağ alttan da kraliyet şampiyonu sahaya indirildi. Oradaki hava savunmasında kraliyet şampiyonu indirecek. Köyün zaten yarısını aldılar. 3 kahraman büyülerle birlikte. Kraliyet şampiyonu kalkanını da fırlattı. Cehennem kulesinde gıdım canı kaldı, oraya direkt balon takviyelerini gönderdi. Ardından kaya balonu da o noktadan savaşa dahil edildiler. Tekli Cehennem Kulesi de indiriliyor. Ardından taz balonlar savaşa gönderiliyor. Kaya balonu sağ taraftan taz balonu 3'ü birden hava savunmasına yapıştırdılar. Büyük korucu takviyesi de gönderildi. Temizlik için minyonlar sıraladı. Köpecikler de şu anda temizlik işlemine geçtiler. Binaya doğru ilerliyor taz balonlar. Bina uyandı. Şimdi aktif oldu. Büyük korucunun gücünü de kullandı. Hemen bir acele bir takviyesiyle bina da seri bir şekilde indirildi. Son kalan balonları sol taraftan doğru gönderdi. Kaya balonuna ulaşmaya çalışıyor balonlar. Hemen bir buz büyüsü takviyesi geldi. İkinci buz büyüsü püskürtücüye gönderildi. Kaya saçar indirildi. Orada balonlar drift atıyor. Bir acele büyüsü takviyesi daha tekli Cehennem Kulesi de indirildi o noktada. Kelle avcısı rakip kraliyet şampiyonunu şimdi yakaladı. İki kelle avcısı seri bir şekilde kraliyet şampiyonu da indirildi. Havaya vuran savunma birimi, bir okçu kulesi, bir büyücü kulesi kaldı sadece. Seri bir şekilde onları da indirecek. Geri kalan işlem temizlik. Büyük koruyucu da kuş tüfüğüyle sıkmaya devam ediyor. 4x yapıyorum geri kalan işlemi. Bir sonraki saldırıyla devam edelim. Pesimist Chess'in 18. köye atmış olduğu üçlük. Süper dev saldırısı. Dedesini gönderdi hemen. Yıldırım depremlerle kaya saçarım bir tanesi indiriliyor. Hemen balonlar havan topunda indiriyor. Minyonlar, bebe ejderler dışarıdaki binaları temizliğini gerçekleştiriyorlar. Şimdi dedenin peşine şifacılar takıldı. 4 şifacı, 8 süper devi var. Sağ köşeden de kral buz golemi uçan kışlasını gönderdi. Hemen girişte kavan topunun başına da bir tane balon göndererek onu da seri bir şekilde indirdi. Sağlı sollu koridor açıyor. Süper devler şimdi merkez doğru gönderiliyorlar. Rakip klan karesinden çıkan kerli avcıları kraliçeye doğru yaklaştılar. Orada kraliçe gücünü kullanmadan kurtulamadı.
Gücünü kullanmak zorunda kaldı. Kraliyet şampiyonu şimdi o noktada indiriliyor. Uçan kışladan çıkan binicilerde de savaşa dahil oluyorlar. Süper devler merkez doğru ilerlerken hemen bir öfke yüz taklisi gönderdiler. Merkezde çarşı pazar karıştı. Büyük korucunun gücü de o noktada kullanıldı. Biniciler şu anda bombacı Münen Kulesi'ni indirmeyi başardılar. Kraliyet şampiyonu hala görünürde yok. Şimdi cadıların peşinden Kraliyet şampiyonunu gönderdi. Köşe noktadan 1 minyon 1 balon Tesla'yı indirmeyi başardı. Son kalan balonlarını da gönderiyor. Hava savunmasına doğru Kraliyet şampiyonu şimdi hava savunmasını indirmeyi başardı. Balonlar da bir rahat oh çektiler. İlerleyişini sürdürüyorlar. Çoklu Cehennem Kulesi'ne doğru hem Kraliçe hem Kraliyet şampiyonu süper devler ilerleyişini sürdürürken bir de vız büyüsü var. O noktada test olarak kullanmayı tercih etti. Tekli Cehennem Kulesi ile birlikte Kraliyet şampiyonu kalkanını da fırlattı o noktada. Kraliyet şampiyonu daha fazla dayanmadı. Dedenin yardımıyla Tekli Cehennem Kulesi'nde indirmeyi başardı Chess. Ve geri kalan işlem temizlik. Burada da güzel bir süper dev saldırısı izlemiş olduk. Bir sonraki saldırıyla devam edelim. Same case hesabıyla atılan üçlük kraliçe yürüyüşü. Binici madenci saldırısı. Her telden her ordu var. Klan savaşında. 8 binici 12 madenci. Ha, bir yıldırım bir deprem. Kraliyet şampiyonunun kalkanıyla Tekli Cehennem Kulesi'ni indirecek. Şimdi kalkanı fırlatıyor. Tekli Cehennem Kulesi'nden de kurtuluyor. Hava savunmasından da kurtuluyor. Bir kare savunmadan şu anda kurtulmuş olduğu yeti ve büyücüyle temizliği gerçekleştiriyor. Kraliçe şimdi yürüyüşüne başlatıldı. Kartal topuna doğru ilerletiliyor kraliçe. Yeti tankladı büyücü temizleyebildiği kadar temizledi. Kelle avcısı bir tık erken gönderildi. O noktada çok bir iş yapamadı. Buz golemi şu anda kelle avcısının görevini üstlendi. Buz golemi donduruyor. Kraliçe teker teker hem kahramanları hem de savunmaları indirmeye devam ediyor. Kartal topuna şimdi kraldan da sonra vurmaya başlıyor. Hemen rakip büyük koruyucu da indiriyor. Süper bombacı mülayim gönderildi. İçerideki duvarı da açmaya çalışıyor. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi geldi. Süper bombacı mülayime. Merkezdeki duvar da havaya uçuruldu. Çoklu Cehennem Kulesi kaya saçara doğru kraliçe yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Sağ alttan balonlar gönderildi ve bejder temizlik için gönderildi. Kraliçe püskürtücü indirmeyi başarıyor. Kelle avcısı hemen bir zehir büyüsü gönderdi o noktada. Kraliçe gıdım canda kurtuldu. Gücünü kullanmasına rağmen kurtulamıyordu süper minyonlar. Bayağı bir sağlam vurmuşlardı. Hemen bir buz büyüsü daha atmak zorunda kaldı orada süper minyonlara. Bir tarafta süper minyonlar, bir tarafta kaya saçar başı dertte kraliçenin. Kurtulabilecek mi derken zar zor kurtulmayı başarıyor. Bakalım kaya saçar vs kraliçe. Son anda indirmeyi başarıyor ama orada rakip kraliyet şampiyonuna yakalandı bu sefer. Artık kaçarı yok. Kraliçenin daha fazla İlerleyemedi. Üst taraftan binici madenciler de savaşa dahil edilmiş oldular. Girişte hemen bir şifa büs desteği. Binaya doğru ordu ilerletiliyor şu anda. Bebejler bayağı bir temizlik yaptı. Sağ taraftan bir de büyücü temizliği hızlı bir şekilde bitirsin diye gönderildi. Uçan kışlıdan çıkan biniciler de şimdi savaşa dahil edildiler. Bina indirilmeye yakın. Büyük korucunun gücü kullanıldı ama büyük korucunun gücü bittikten sonra bina patladı. Binicilerin bir kısmı orada telef oldu ama madenciler sağ salim o noktadan çıkmayı başardılar. Son birkaç savunma kaldı. Onları da temizledikten sonra rahat bir üçlük atmış buraya. Kayzor. Geri kalan işlem temizlik. Bir sonraki saldırıyla devam edelim. Geldik son saldırıya. Efe'nin atmış olduğu üçlüye. Hemen yıldırım depremlerle hem Kaya Saçarı hem de Klan Kalesi'ni indiriyor. Ardından yetisini gönderdi. Peşinden kral. Rakip Karagöz'e indirecek. O noktada kral kraliçe şimdi sağ taraftan ilerleyişini sürdürüyor. Hemen bir kelle avcısı takviyesi gönderildi. Seri bir şekilde rakip Karagöz'e indiriliyor.
Kral ve kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Çok lavanda indirildi. Hemen bir buz golemi takviyesi. Lala ve Minyon havan topunu da indirmeyi başarıyor. Hemen bir süper bombacı Mülayim takviyesi daha gönderildi. Kralın gücü de kullanılıyor. Kraliyet şampiyonu da alt taraftan doğru gönderildi. Tek cehennem kulesini oyalamak için iskelet büyüsü gönderdi. Kraliyet şampiyonu direkt yakalanmasın diye. Ve şimdi iskeletleri oyalarken Kraliyet şampiyonu tek cehennem kulesini indirmeyi başardı. Kraliçe şimdi binayı indirmek için ilerliyor. Bir buz büyüsü kayası açar ve binaya. Kraliçenin özelliği kullanılarak binayı indirmeyi başarıyor Efe. Ardından tek cehennem kulesini indirmeyi başarıyor. Ve yavaştan tazı balonlar savaşa dahil edilecekler. Kaya balon önden. Tazılar arkadan doğru gönderildi. Peşlerinde balonlar. Sıra sıra tazı balonlar ilerletiliyorlar. Büyük koruyucu da gönderildi şu anda. Etraf temizliğini minyonlar üstlendi yine. Hemen iki balon daha direkt Kaya Saçağı'na doğru gönderildi uzak noktadan. Son tazısını gönderdi sol çaprazdan. Büyük korucunun gücünü de kullandığı noktada rakip kraliçe şu anda indiriliyor. Kelle avcılarının yardımıyla birlikte kartal topuna şimdi balonları ulaştı ardından Kaya Saçağı'na da ulaşmayı başardılar. Tazı son hava savunmasına doğru ilerlerken patladı. Köpecikler şimdi iskeletleri kovalıyorlar. Bir dünya balon var zaten. Son hava savunması da indiriliyor. Geri kalan işlem temizlik. Güzel bir üçlükle buraya atılmış Efe tarafından. Temizliği hızlandıralım. Temizlikte kullanmış acele büyülerini de. 4x yapıyorum. Ve 90 atmalarına rağmen beraberlikle biten bir savaş. Birbirinden farklı ordularla, birbirinden farklı taktik stratejiyle atılmış köy binası 13 üçlüklerini sizlere izletmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla misafir sıkılan savaşları serisi gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakarak düşüncelerinizi yazmayı, bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından da geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi hoşça kalın, kendinize bakın, sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Kendinize iyi bakın.